Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Çok da uzak olmayan bir eski zamanda, dünyanın en güzel memleketlerinden birinde Yediyer isminde bir şehir vardı. Yediyer şehri, yedi tepe üzerinde yükselen ve denizin kenarında parlayan bir inci gibiydi. Bu şehir, minarelerin göğe uzandığı, kubbeli camilerin ve külliyelerin süliyetiyle süslüydü. Dar sokaklarında renkli pazar yerleri ve şırıl şırıl akan çeşmeler bulunuyordu. Her köşe başında hanlar, hamamlar ve medreseler göze çarpardı. Yediyer'in padişahı Alaaddin, masallardan gelmiş bir kahraman gibiydi. Sarayı gökyüzüne dokunuyormuş gibi yükselir ve denizin kenarında şehrin en yüksek tepe noktasında bulunurdu. Alaaddin adil bir padişah olarak bilinirdi, halkı onu sevgiyle anardı. Padişah Alaaddin sarayının yüksek duvarlarının ardında yaşardı. Pırıl pırıl taşlarla yapılmış olan bu saray, güneşin ışığında parıldar, gözleri kamaştırırdı. Altın ve mücevherlerle süslenmiş tahtında otururdu Alaaddin, adaleti ve halkının refahını gözetirdi. Alaaddin'in sarayının bahçeleri de bir harikaydı. Renk renk çiçekler, egzotik bitkiler ve göz alıcı süslemelerle doluydu. Padişah Alaaddin, halkının gönlünde taht kurmuş bir liderdi. Ramazan ayı geldiğinde halkının huzurlu ve mutlu bir şekilde bu ayı geçirmesi için çalışırdı. Yediyer şehri Ramazan'ın gelişiyle bambaşka bir atmosfere bürünürdü. Herkesin kapısı ve sofrası bu kutsal ayın bereketiyle herkese açık olurdu. Şehrin sakinlerinden Muhlis, bu değişimi en yakından gözlemleyenlerden biriydi. Muhlis, Yediyer şehrinin Bostandere mahallesindeki tarihi bir konakta babası Osman Efendi ve annesi Saliha Hanım ile birlikte yaşayan genç bir delikanlıdır. Bostandere'nin dar sokakları arasında Muhlis'in en yakın dostu babası Osman Efendi'dir. Osman Efendi, mahallede saygı duyulan bir esnaf olup, herkesin sevgisini, saygısını kazanmıştır. Muhlis, babasının dükkanında zaman geçirirken, çarşıdaki Ramazan hazırlıklarını da izlerdi. Muhlis'in annesi Saliha Hanım ise evin neşesi ve merhamet dolu kalbidir. Saliha Hanım'ın yaptığı enfes yemekler, mahallede efsaneleşmiş ve komşular arasında dilden dile dolaşmaktadır. Muhlis'in en büyük destekçisi Hacı ninesi Makbule Hanım'dır. Makbule nine, Muhlis'e hayatın değerlerini öğreten bir bilge gibidir. Onun hikayeleri ve duaları Muhlis'in ruhunu besler ve güçlendirir. Ablası Nezahat ise Muhlis'in en yakın arkadaşıdır. Nezahat ona her zaman destek olur ve birlikte keyifli zamanlar geçirirler. Ramazan geldiğinde Bostandere mahallesindeki konak bir başka güzelleşir. Renkli kandillerle süslenir, avluda güzel kokulu çiçekler açar. Hummalı bir hazırlık başlar. Tahta zeminler gıcırtıyla parlatılır, her köşe pırıl pırıl olur. Ramazan 12 ayın sultanı olarak anılır. Evlerde bolluk ve bereket havası eser. Haftalar önce Muhlis'in babası Osman Efendi aile bireylerini toplar ve Ramazan için alışveriş listeleri hazırlar. Şaban ayının son haftalarında alışveriş telaşı başlar. Reçeller, sucuklar, pastırmalar ve daha birçok çeşitli lezzet ambarlara doldurur. Her şey titizlikle planlanır. Reçeller kaynatılır, bakır kaplar kalaylanır ve yatak takımları yenilenir. Hanımlar Ramazan için özel elbiseler diktirirler. Herkes kendi bütçesine göre güzel kahve fincanları, bardaklar ve kaşıklar alır.
Çarşı ve pazarlar reçel numuneleri ve diğer erzaklarla şenlenir. Şekerci dükkanları çeşit çeşit şekerlerle süslenir. Muhlis ilk orucunu tutmaya karar verdiği zamanı hatırlayınca yüzünü buruk bir gülümseme kaplamıştı. Muhlis o zaman henüz 9 yaşındaydı. Hacı ninesi, "Muhlisim, senin küçük orucun büyüklerinkinden daha makbuldür. 1 lira verip orucunu satın alacağım," dedi. Ancak annesi ve teyzesi Muhlis'in zayıf olduğunu düşünerek onun bu ibadeti yerine getiremeyeceğini savunuyorlardı. Annesi, "Muhlis, sen daha çok küçüksün, bütün gün dayanamazsın," diyordu. Teyzesi, "Evet, belki birkaç yıl sonra denersin," diye ekledi. Sahur vakti geldiğinde Muhlis'in gözleri ağırlaşır ve sofra başına varmadan tekrar uykuya dalar. Ancak bir akşam Hacı ninesinin yardımıyla sahur yemeğini yiyebilmiş ve kıbleye dönerek yarın için niyetini etmişti. Muhlis, "Yarınki oruç için niyet ettim, Allah kabul etsin," demişti ama bu orucu tutmanın onun için ne kadar zor olduğunu henüz anlayamamıştı. Muhlis sevinçle yatağına uzandı. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde kalkan Muhlis, oyunlar oynayarak günü karşılamıştı. Ancak zaman ilerledikçe açlık hissi onu sarmaya başladı. Öğle vakti yaklaştığında sabrı tükenmiş ve midesinin gurultularına daha fazla dayanamamıştı. Evden gelen lezzetli kokulara karşı koyamayıp bahçenin kuytu bir köşesine giderek yemek yemişti. Bunu gören ablası yavaş bir sesle, "Muhlis, bugün sen oruçlu değil miydin?" diye sordu. Muhlis de yemek yediğini ablasına göstermeden, "Evet, oruçluyum," dedi ama kendi içinden, "Fakat ben sana yalan söylüyorum," diye de itiraf etti. İftar vakti geldiğinde Hacı ninesiyle birlikte sofraya oturan Muhlis, midesi bulanarak yemek yiyememişti. Sonunda Hacı ninesine bir başka gün bir oruç daha satarak kazandığı parayı ablasıyla paylaşmıştı. Yıllar öncesindeki ilk tuttuğu orucu hatırlayan Muhlis, şehirdeki türlü türlü Ramazan eğlencelerini pek çok severdi. 7 yer padişahı Alaaddin, her Ramazan'da halkına bir sürpriz yapmayı planlar, şehrin merkezindeki büyük meydanda farklı etkinlikler düzenlerdi. Bir gün padişah vezirleriyle bir araya geldi ve Ramazan için neşeli bir etkinlik fikri üzerine konuştular. Padişah Alaaddin vezirlerine dönerek, gülümseyerek sordu. "Sizce bu Ramazan'da halkımıza nasıl güzel bir sürpriz yapabiliriz?" Vezirlerden biri heyecanla cevap verdi. "Padişahım, ne derseniz bir mani yarışması düzenlesek nasıl olur? Herkesin katılabileceği, en güzel manileri söyleyenin ödüllendirileceği bir yarışma olabilir." Padişah Alaaddin, vezirin önerisini sevinçle karşıladı. "Harika bir fikir bu," dedi. "Hemen hazırlıklara başlayalım." Şehrin her tarafına padişahın tellalları dağıldılar ve bütün sokaklarda, meydanlarda bu yarışmayı ilan ettiler. "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. 7 yerin adil padişahı Sultan Alaaddin, bu yıl bütün halkımızın katılabileceği bir mani yarışması düzenlemektedir. Bu yarışmaya gençler, yaşlılar, işçiler, tüccarlar, genç kızlar, kadınlar, velhasıl herkes katılabilir. Katılımcılar halkın oylarıyla değerlendirilecek ve en çok beğeni toplayan maniyi söyleyen kişi, şefkatli padişahımız tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecektir. Şimdiden manilerinizi hazırlayın. Ramazan'ın 19. gecesi 7 yerin büyük meydanında kurulacak sahneye herkes davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin."
Tellallar bütün şehirde yarışmayı duyurmuşlardı. Bostan Dereli Muhlis de bunu duymuştu. O okumayı ve yazmayı seven bir delikanlıydı. Onun için bu yarışmaya katılmayı o da çok istiyordu ve hemen hazırlıklara başladı. Padişahın düzenlediği bu yarışma halkın arasında büyük bir heyecan meydana getirmişti. Herkes birbirinden güzel manilerle yarışmaya hazırlanıyordu. Böylece Ramazan günleri birer birer bereketli ve huzurlu bir ortamda yaşanıyordu. Günler ilerledikçe oruç saatlerinin açlığını donattığı sofralarla karşılamak için herkes elinden geleni yapardı. Ancak iftar saati yaklaştığında işler hızlanırdı. Akşam ezanı okunduğunda iftarlar açılır ve daha sonra da yatsı ezanı okunduğunda abdestler tazelenir ve teravih hazırlıkları başlardı. Ramazan ayında şehirdeki her konağın bir köşesi mescit haline gelir, teravih namazları için güzel sesli bir imam tutulurdu. Muhlis bu atmosferin içinde kendini huzurlu ve manevi bir dinginlik içinde hissederdi. Her iki rekatta salavat getiren müezzinlerin sesiyle gönüller iyilik yapmak için elverişli bir hale gelirdi. Yedi yerin minareleri Muhlis'in çocukluk anılarının güzel bir parçasıydı. Her Ramazan ayında şerefelerin birdenbire aydınlanmasıyla başlayan büyüleyici bir gösteriye tanık olurdu Muhlis. Pencerelerinden bu manzarayı izlerken teravih vaktinin yaklaştığını anlardı. Minarelerin altın çemberleri arasında yarı sönük kandiller belirir, karanlığa dizi dizi sarkarlar, sağa yükselir, sola kayar, titreşirler ve havada uçuşurlardı. Muhlis, minareler arasında kandillerle yazı yazan mahyacıları dünyada en çok gıpta ettiği sanatkarlar olarak görürdü. Onları insanlardan ayrı ve meleklere yakın, harikulade hünerli sema sakinleri olarak hayal ederdi. Bu yarı melekler, 11 ay boyunca hapis kalan marifetlerini, yeteneklerini Ramazan'da her gece gökyüzüne resim çizerek sergilerlerdi. Muhlis için bu manzara sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda ruhani bir tecrübeydi. Mani yarışmasına günler kala büyük meydan rengarenk kumaşlarla süslenmiş dev bir sahneyle donatıldı. Meydanda bir grup genç heyecanla manilerini prova ediyordu. Gençlerden biri diğerine dönerek heyecanla ''Bak ben bu maniyi söyleyeceğim'' dedi ve manisini okudu. Sonra da ''Acaba millet ne düşünür, bana oy verirler mi?'' diye sordu. Diğer genç tebessüm ederek ''Kesinlikle çok beğenirler. Bakalım senin manin en çok oyları alacak mı?'' Muhlis yarışmanın yapılacağı büyük meydanda dolaşırken gözleri prova süresince dikkatle sahneyi takip etti. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamadı. Akşamın yaklaştığını fark edince hızlı adımlarla meydandan uzaklaştı ve evine doğru yöneldi. Eve varışıyla birlikte annesinin hazırladığı büyük sofrada gözleri birbirinden lezzetli yemeklerle parladı. Ezan okunduktan sonra neşeli bir şekilde iftar açıldı, herkes yemeklerini yedi. Ardından Muhlis teravih namazını kılmak için evlerinden biraz uzakta olan ve varlığını bir arkadaşından duyduğu küçük bir camiye gitti. Bu caminin adı Sanki Yedim Camii'ydi. Muhlis bu ilginç ismin nereden geldiğini çok merak etti ve teravih sonrası müezzin efendiye bunu sordu. Müezzin efendi bu ismin hikmetini Muhlis'e şöyle anlattı. Bu caminin hikayesi eski zamanlara dayanır. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmez. Ancak halk arasında anlatılan bir rivayete göre Keçecizade Hayrettin adında bir esnaf yıllar boyunca biriktirdiği paralarla kendi bir cami yaptırmak istemiş. Her istediğinde bir şey almak yerine
sanki yedim diyerek parasını kenara koymuş. Nihayet 20 yılın sonunda biriktirdiği paralarla küçük de olsa bir cami yaptırmış. Halk da bu olaydan etkilenip camiye sanki yedim camii adını vermiş. Muhlis duyduklarına şaşkınlıkla karışık bir hayranlıkla eve dönmüş ve yatağına uzanmış. Gözlerini kapattığında düşünceleri hala geceye ve caminin hikayesine dalmış. Fakat birden dışarıdan gelen davul sesleriyle irkilir Muhlis ve hemen yatağından fırlayıp pencereye koşar. Yediyer şehrinin diğer mahallelerinde olduğu gibi Bostandere mahallesinde de sahur vakti davulların sesiyle sokaklar canlanır, kandillerin ışığıyla her köşe aydınlanırdı. Herkes birbirine "Hoş geldin Ramazan" diye seslenirdi. Kapılara elinde feneriyle bekçi gelir, sopasını vurur, manici ise titrek ve solgun sesiyle "Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola, ağlarım beylerim, Ramazanınız mübarek ola" derdi. Bekçinin kapıya gelmesiyle birlikte ışıklar yanar, ev halkı sahur sofralarını hazırlardı. Davullarla birlikte mahalle sakinleri, özellikle de çocuklar coşkulu bir şekilde sokaklara dökülür, manici tarafından yapılan metiyelerle herkes daha da coşardı. Bahşişlerini bekleyenler eskiden olduğu gibi bolca bahşiş alırken neşe içinde davul çalarak sokakları dolaşırlardı. Muhlis bu coşkuyu ve neşeyi izledikten sonra odasından çıktı, salona geldi. Artık sahur zamanı gelmişti. O da ailesiyle birlikte sahur yapmaya hazırlanıyordu. Ertesi gün büyük gün idi. Herkesin dilinde akşam yapılacak olan mani yarışması vardı. Meydan kandillerle ışıl ışıl parlıyordu ve kalabalık insan seliyle dolmuştu. Neşe ve heyecan hemen herkesin yüzünde belirgindi. Sahne titizlikle hazırlanmıştı. Artık sadece Padişah Alaaddin'in gelmesi bekleniyordu. Nihayet Padişah Alaaddin yanında vezirleri, Sultan Hanım ve Prenses Gülrana ile birlikte gelip sahneye yerleşti. Herkesin gözleri sahneye çevrilmişti. Yarışmanın başlamasını heyecanla bekliyorlardı. Yarışmanın sunucusu ünlü meddahlardan biriydi. Yılların tecrübesine sahip olan sanatkar, padişah ve onun heyetine selam verdikten sonra halka dönerek "Hoş geldiniz" dedi. Ardından ilk maniyi kendi okudu. "Geldi mah-ı Ramazanım, şad olup sevindi canım. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun sultanım. Bu gece ayı gördüler, yüzlerin yere sürdüler, donandı kandiller ile, camiler ziynet buldular. Müminlere verdi safa, çağrışıp dedi merhaba, sizlere geldi sultanım, müjde ile bekçi geda. Aleme rahmetle geldi, hamdola izzetle geldi, cümle mümin kullarına müjde-i cennetle geldi. Edelim rahmet bu aya, el kaldıralım duaya, armağanıdır Mevla'nın her sene bayu gedaya. Alem bu gece nur oldu, kalbimize sürur oldu, ey benim ağam efendim, kalkın vakti sahur oldu. Hakkın bize armağanı, severiz can ile onu, gördük sürur-u şevk ile, hamd edelim Ramazan'ı. Çok şükür minnet hüdaya, erdirdi bizi bu aya, eyyamıdır başlayalım, bab-ı hakka ilticaya. 11 ayın serdarıdır, müminlerin hem mahıdır, aşıklara verir safa, bağ-ı cennet gülzarıdır. Mevla'nın ulu nimeti, bilelim kadru kıymeti, mah-ı Ramazan gelince bahşeder herkese rahmeti. Rahmeti aleme dolar, izzeti dehre fersalar, hakkın büyük ihsanıdır, kulun günahın bağışlar.
Bu aya hürmet gerek, hürmet-i izzet gerek, bu mübarek Ramazan'da Mevla'ya ibadet gerek. Manisini bitirdikten sonra Meddah Memduh Efendi ilk yarışmacıyı sahneye davet etti. Huzurlarınızda Bekçi Bekir dedi. Bekçi Bekir Bostandere mahallesinde yaşıyordu. Babası da bekçiydi ve ona adaleti, dürüstlüğü ve mahalle sevgisini öğretmişti. Bekir her gece nöbet tutarken mahalleliyle sohbet eder, onların dertlerini dinler ve elinden geldiğince onlara yardım ederdi. Böylece Bekçi Bekir sahnedeki yerini aldı ve manisini okumaya başladı. Bekçinizdir ehli gayret, bu sene eyledim ülfet. Dün gece bu bekçi beni eyledi iftara davet. Aziz'in evine vardım, kapısı önünde durdum. Kapısı pek alçak imiş, girerken başımı vurdum. İftar için geldi seni, baş yere oturttu beni. İftariyeler dizildi, sayamadım cümlesini. 5-10 türlü reçeli var, ekşili çorbayla bumbar. Pekmez şerbeti eylemiş, içine koymuş hayli kar. Bekçinin yüzü ak idi, yahni ile dolma çok idi. Bir kazan pilav pişirmiş, 3 dirhem yağı yok idi. Çorbaya dalmak istedim, bir pirinç bulmak istedim. Gözlerin benden ayırmaz, bir kaşık çalmak istedim. Bekçi usandırdı beni, sulara kandırdı beni. Bana çok ikramlar etti, bekçi utandırdı beni. Bekçi hayli harca girdi, evinde misafir gördü. Diş kirası olsun diye bana bir akça da verdi. Bekçi Bekir manisini bitirdiğinde onu beğenen halk büyük bir coşkuyla alkışladılar. Meddah Efendi Bekçi Bekir'den sonra sahneye ikinci yarışmacıyı davet etti. Bu da mahallenin en güzel reçellerini yapmasıyla ünlü Rukiye teyzeydi. Rukiye teyze sahneye çıktı ve manisini okumaya başladı. Geldi Ramazan-ı Şerif, gönül ehli gayet zarif. İftarı size söyleyeyim, olmaz mı sultanım latif? Ol reçeller toplandı, nakleylesem size ne oldu? Hep reçellerden nazik olanı, kayısı reçeli oldu. Evvel iftara çekerler, siniye kaşık dökerler. Tabakı kaymak üstüne, frengi şeker ekerler. Ye kebabı biberlice, iç şerbeti amberlice, ehli keyfe safa verir, tel kadayıf şekerlice. Pişmiş olsa hem sükkeri, kızılcığın yok bedeli, kabakla ayva reçeli, alıyor alem ekseri. Naziktir ceviz reçeli, seyrek bilinir ekseri. Hep reçellerden latiftir, turunç reçelin yemesi. Zencefil reçeli makbul, uskurcuna gayet makbul. Reçellerin çeşidi var, bazısı hatırdan meçhul. Sözümüz yoktur zeytine, uyalım biz de kanuna. Alası Girit zeytini, yemeyen benzer Mecnun'a. Hoştur Trilye zeytini, alem olmuştur meftunu, iftarda gayet naziktir, helva olursa sabunu. Çiğ bal ile yenir kaymak, lazımdır irfana uymak, yahniye dolmayı kim yer, iftar ile gerek doymak. Hem yumurta nazik olur, sucuk ile pişse ne olur, ekşili köfteli çorba cümlesinden önce gelir. Ayasofya'dan al çörek, lazımdır baklava börek. Hoca Paşa'nın simidi iftarda bulunmak gerek.
Yahni yemeklerin başı, dolma onun karındaşı. Aralıktan kaldırmayın muhallebi ile sütlacı. Lazımdır bunlar iftara, dalmayın gayri efkara. Bahşiş rica eyler sizden bu garip bekçi avare. Bu maniyi halk bir taraftan neşe içinde dinliyor, bir taraftan da Rukiye teyzeyi alkışlıyordu. Rukiye teyze manisini bitirdikten sonra halkın önünde onları selamladı ve sahneden indi. Bu defa sahneye çıkan esnaf Mahmut idi. O da çarşıdaki esnafları anlatan bir mani okuyacağını söyledi ve manisine başladı. Abekçi bahtını dene, bilir misin kaçta sene, diba kumaş kestirelim, eş gidelim biz sittine. Hana girmiş hohacılar, altı yanı kaşıkçılar, kürkçülere şaştım kaldım, üstü yanı aynacılar. Katı çoktur kuyumcular, etrafında kolancılar, sırma keş ve takyeciler, ne hoşçadır nakyacılar. Vardım baktım sahaflara, sözüm yoktur esnaflara, mest pabuç lazım geldi, sapı verdim kavaflara. Esnaflarda çok hacılar, ne ziynetli yorgancılar, hallaçlar pamuğun atar, teye diker kavukçular. Şaşırdılar meyancılar, tarpuşçular, abacılar, bit pazarında gezişir, katı çoktur koltukçular. Mutaflarla sorguşçular, bir sırada kalpakçılar, kavafları karşı karşı, ara yerden alçacılar. Çalınsa dinlenir sazlar, yazın giyerler beyazlar, ara yerde kalmış durur, çadırcılarla kazazlar. Yağlı işler çörekçiler, tahin çıkarır yağcılar, bacacıya yamak olur, ekseri yağ sandalcılar. Tabak ile kirişçiler, kap kalaylar kalaycılar, müşteriye riayet eder, ekseriya hamamcılar. Tanetmesin bizi eller, daim metheylesin diller, Selman-ı Pak köçekleri, her yerde vardır berberler. Mahalle gezmekte bekçi, esnaf değil keresteci, dülger sıvacı nakkaş, ara yerde kalmış camcı. Esnaf Mahmut manisini bitirdiğinde yedi yerin bütün mesleklerini anlatan bu mani orada bulunanların çok hoşuna gittiği için herkes büyük bir zevkle onu alkışladı. Sahneye bu defa bir genç delikanlı gelmişti. Bostandere mahallesinin güzel asri kızı Gülten'e aşık olduğu herkesçe bilinen Ahmet manisinin aşıklarla ilgili olduğunu söyledikten sonra o da manisini okumaya başladı. Mevla sever sadıkları, hem ciğeri yanıkları, bu gece ağam efendim, vasfedelim aşıkları. Aşkın yolunda sadıktır, onların bağrı yanıktır, Mecnun ile Leyla beyim biri birine aşıktır. Aşık olan olur sadık, nice vasfeylesem layık, külünk ile dağı delen, Ferhat da şirine aşık. Derunu gam ile dolmuş, sanma felekten kam almış, arzu ile kamber dahi birbirine aşık olmuş. Sözlerim geldi yerine, aşk konmuş onun serine, Tahir ile Zühre dahi aşık olmuş birbirine. Aşk bahşını eylemişler, çok hikaye söylemişler, aşık olmuş birbirine, Vamık'la Azra demişler. Biri de Mihr ile Vefa, onlar da çekti çok cefa, aşık-ı sadık olanlar, ahirette bulur safa. Bunlar cümle sadıklardır, aşk oduna yanıklardır, Varka ile Gülşah dahi birbirine aşıklardır. Gezerim ben de merdane, sözlerim cümle dürdane, yanmayınca rahat oldu, aşıktır şem'a pervane.
bu kelam da geldi dile, alalım vasfını ele. Ey benim ağam efendim, bülbül de aşıktır güle. Bekçi bahşişini özler, haki paye geldi bizler. Bekçi para aşığıdır, aklına girmez bu sözler. Ahmet manisini bitirdi ve sahneyi sıradaki mahallenin bilge ve hürmet edilen şahsiyetlerinden olan Hacı Fehmi Efendi'ye bıraktı. Hacı Fehmi Efendi sahne üzerinde ağır ağır ilerledi ve bütün milleti göreceği bir yerde durduktan sonra manisini okumaya başladı. Sözlerimin var kıymeti, verdim cihana ziyneti. Bu gece bekçi babaya etsem gerek nasihati. Bekçi dinle bu nasihati, bulasın sen de rahatı. Tuz ekmek yediğin yere etme sakın hıyaneti. Daima iyiliğe çalış, hayır iş eylemeye çalış. Hak'tan mağfiret umarsın, küsülü olursan barış. El ile inada düşme, yarın cehennemde pişme. Elinle komadığın yere kıl hazar sakın yapışma. Sormayınca söz söyleme, kimseye bühtan eyleme. İftira etme kimseye, gammaz olup kovulama. Bakma gel aybına elin, pek sakın gözünle dilin. Herkesin kadrini anla, gözle erkan ile yolun. İki işit de bir söyle, çok gülmekten hazar eyle. Her söze asma kulağı, sakın deme şöyle böyle. Bekçi hele yüzüm aktır, sana nasihatım çoktur. Taamullah'a rast gelsen, sakın deme karnım toktur. Bildiğini bilmem deme, gahi ağla gülmem deme. Sana ihsan gelir ise, lütfeyleyip almam deme. Fehmi Efendi'nin manesi bittiği zaman bu defa sahneye ilginç bir şahsiyet çıktı. Meddah, Memduh'un sahneye davet ettiği bu adam mahallenin musiki şinası Bülbülses Ergun idi. Bülbülses Ergun sahnede Bülbülname isimli manisini okumaya başladı. Guş edin şirin güftarı, söylerim nazik eşarı, başladım Bülbülname'ye, neylerim gülü gülizarı. Bülbül nevada gülşende, gül de eyler nazuhande, başladım Bülbülname'ye, guş edin söyleyen bende. Açalım kalbin pasını, geçelim aşk deryasını. Andelibi bi nevanın, guş eyleyin edasını. Bülbülün efkandır kârı, daima etmekte zarı. Aşık olmuştur gülzara, böylece halk etmiş bari. Gülşende açılmış gülüm, bağı cihanda sümbülüm. Eylerim türlü edalar, gülşen içinde bülbülüm. Bülbülün güldür feryadı, bir kimse eylemez dadı. Aşık olmuştur gülzara, daim nevadır mutadı. Andelib oldum her zaman, eylerim ah ile efkan. Mantık-ı tayrı okudum, söylerim kuş dilin ayan. Bülbülüm izan eylerim, azmi gülüstan eylerim. Mevsimi güldür sultanım, onun için efkan eylerim. Dertlere hak ola tabip, didarını ede nasip, her gece bezmi gülşende, şakırım şekli andelip. Sözlerim guş eylediler, aferinler söylediler, erbabı diller bendene, aferin bülbül dediler. Bekçi geda sultanidir, bahrul maani kanıdır, bendeyi bülbül eyleyen, ağların ihsanıdır.
Ergun'un manesi bitince bu defa da sahneye balıkçı İdris çıktı. Tabii İdris Efendi balıkçı olunca okuyacağı manide balıkları anlatacaktır. İdris Efendi manisine başladı. Tut kulak bekçi lafına, eyle nazar etrafına. Bu gece geldim başlayam balıkların efsafına. Olta ile tut mercanı, kılıç balığıyla canı. Deste 21 balıktır, öyle yaratmış kalkanı. Bekçinizin adı Bekir, erdik yuvaya çok şükür. Balıkların padişahı gayet âlâ olur tekir. Uskumru gerçi muteber, gayet leziz olur lüfer. İstavrit ile ispari, bir balık var idi dülger. İzmaride herkes tutar, balıklar birbirin yutar. Uskuruna elin sürme, dikeni eline batar. Gelincik balığı güzel, kırlangıç da ona bedel. Sukun kuru vasfedelim, kefalin çorbası mahal. Gümüştür âlâdan âlâ, hamsiye ne diyem cana, kadırga balığın dahi büyük yaratmıştır Mevla. Lapina dahi deryada, yağ dolunmadı balada, levrekle kaya balığı, orkinos kaldı arada. Timsah balığı Nil'de bil, ben Yunus'a uzatmam dil, zargana ismin diyelim, kalmaya arada müşkil. Balıklarda çok ki lukal, cümlesini demek muhal. Bu kadarca mazur ola, balıkları kıldım icmal. Balıkçı İdris'ten sonra birçok insan da sahneye çıkarak kendi manilerini ifa ettiler. Sonuncu sırada sahneye Muhlis çıktı. Onu gören Bostandereliler meydanı alkışa boğdular. Muhlis, padişah ve yanındakilerin oturduğu tarafa döndü ve saygıyla başını eğerek onları selamladı. Bu sırada Muhlis'i gören Prenses Gülrana'nın kalbinde bir küçük kuş pırpır etmeye başladı. Muhlis sahnenin ortasına gelerek manisini okumaya başladı. Onun da manisinin adı insanın bebeklikten ihtiyarlığa kadar hikayesinin anlatıldığı yaşname idi. Nakledeyim size yeksan, nice halk olundu insan, yarattı kuru balçıktan, can verip eyledi ihsan. Aslımız çünkü topraktır, halk eden gani mutlaktır, bizi yoktan var eyledi, ona hiç şüphemiz yoktur. Böyledir çün emri yezdan, bir pare meniden insan, 9 ay 10 gün eğlenir, ananın karnında oğlan. Emrolur çıkar dünyaya, ağlayıp başlar veylaya, 1 yaşına girse çocuk, benzer 14'ünde aya. 2 yaşında söz anlar, 3 yaşında söz söyler, ismin çağırsalar dinler, 4 yaşında güler oynar. 5 yaşında oynar gezer, 6'da aklını düzer, 7'de anlar her şeyi, 8'inde okur yazar. 9'unda fehmi artar, 10 yaşında atar tutar, 11'inde mahcup olup, 12'de vakar satar. 13 yaşında seçilir, 14'te gül gibi açılır, 15'inde artar nazı, 16'da iş güç olur. 17'de uğrar derde, 18'de gider perde, 19'da yiğit olur, 20 ile 21'de. 30'unda adil olur, 40 yaşında kamil olur, 50'sinde döner devri, 60'ında amil olur. 70'inde gelir pirlik, 80'inde gider dirlik, 90 yaşına varınca insanda kalır mı erlik? Girse insan 100 yaşına, belalar üşüşür başına, kamil olan tahsin eder, bari hüdanın işine. Ahir eyledim kelamı, sözlerim buldu nizamı, ağlarım 1000 yaşasın, şimdicek gelir inamı. Muhlis
Manisini bitirdiği zaman saygıyla yine halkın karşısında eğildi ve onları selamladı. Sonra padişah ile etrafındakilerin ve Prenses Gülrana'nın oturduğu yere doğru gitti, onları da saygıyla selamladı. Muhlis, Prenses Gülrana'yı ilk defa görüyordu. Kalpten kalbe ince bir yol oluştu ve birbirlerinin gönlü birbirine düştü. Ama tabii ki orada hiçbiri bir şey söyleyemedi. Bundan sonra halk sahnede Meddah Memduh tarafından her bir mani okuyan kişiye oy vermeye davet edildi. Meddah Memduh, mani okuyanların isimlerini tek tek saydı ve o kişiyi seçenler ellerini kaldırdılar. Böylece oylar verilmiş oldu. Bu yarışma o kadar güzel geçmişti ki neredeyse herkes birbirine yakın oy aldı. Ancak bir tanesi onlardan biraz öne çıktı. İşte bu da Muhlis ve okuduğu Yaşname adındaki maniydi. Böylece bu güzel yarışmanın galibi Muhlis oldu. Meddah Memduh, Muhlis'i tekrar sahneye davet etti ve padişahın huzuruna götürdü. Padişah Alaaddin, ''Dile benden ne dilersen'' dedi. Muhlis, ''Padişahım, sağlığınıza duacıyım. Benim için bundan güzel bir istek, bir beklenti olamaz.'' diye cevap verdi. ''Peki evladım'' dedi Padişah Alaaddin, ''Senin bu güzel duan için teşekkür ediyorum.'' Ama ben yine de sana bir hediye vermek istiyorum. Görüyorum ki sen okuma yazma bilen bir delikanlısın. O yüzden benim sarayımda çalışmanı teklif ediyorum. Tabii bu Muhlis için çok büyük bir onurdu ve orada bulunan halk bu güzel teklif karşısında alkışlarla Muhlis'i tebrik ettiler. Muhlis, "Efendim, siz en iyisini bilirsiniz." diyerek padişahın bu teklifini nazikçe kabul ettiğini saygılı bir şekilde ona bildirmiş oldu. Ondan sonraki günlerde artık Muhlis her gün saraya gidiyordu. Orada tecrübeli saray memurlarından ders almaya başladı ve kısa bir zamanda padişahın danışmanı olarak vazife aldı. Bu sırada Muhlis ile Prenses Gülrana da gizli gizli görüşmeye başlamışlardı. Sarayın geniş bahçesinde, ağaçların altında, kuşların cıvıltısı ile birlikte gizlice buluşuyorlardı. Bir gün Sultan Hanım bu durumun farkına vardı ve Padişah Alaaddin'i bu durumdan haberdar etti. Sultan Hanım, padişahın bu durumu öğrendiği zaman çok öfkeleneceğini ve kızını cezalandıracağını düşünüyordu. Aynı zamanda da Muhlis'i de işinden kovacağını, belki de zindanlara atacağını düşündü. Ama hiç de olaylar Sultan Hanım'ın beklediği gibi olmadı. Padişah Alaaddin, aslında gençlerin bu birbirlerine olan gönül sevdasından haberdardı ve kendilerinin ona gelerek bu durumu haber vermelerini bekliyordu. Sultan Hanım'ın bunu öğrenmesiyle birlikte Padişah Alaaddin de bu durumu bildiğini ona söyledi ve iki genci huzuruna çağırdı. Önce kızı Gülrana'ya döndü ve ''Kızım, sen kendini bilen, akıllı, namuslu bir genç kızsın. Sen benim önemli memurlarımdan olan Muhlis'i seviyor musun? Ve hayatın boyunca onunla mutlu, huzurlu bir hayat süreceğini düşünüyor musun? Cevabını hemen verme, biraz düşün," dedi. Daha sonra da Padişah Alaaddin Muhlis'e döndü ve "Muhlis, çalıştığın sürede ben senin hiçbir yanlışını görmedim. Seni çok gayretli, namuslu, dürüst bir insan olarak tanıdım. Ama benim kızım benim için bir tanedir ve kızıma çok iyi bakacak, onu üzmeyecek, hayatı boyunca onu mutlu, memnun ve huzurlu edecek bir insan ile evlendirmeyi isterim. Sen ömrün boyunca kızımı böyle sevebilecek misin?" Gençler hiç düşünmeden padişah babalarına şöyle cevap verdiler. Prenses Gülrana, "Evet babacığım, ben Muhlis ile mutlu bir hayat yaşayacağıma inanıyorum," dedi. Muhlis de, "Efendim, ben de kızınız ile birlikte
huzurlu bir hayat süreceğime inanıyorum diye cevap verdi. Padişah Alaaddin aslında onların evlenmesine çok önceden karar vermişti, rıza göstermişti. Ama onların kendilerinin de bu durumu kabul etmelerini ve söylemelerini bekliyordu. Bundan sonra Padişah Alaaddin büyük ve muhteşem bir düğün yapılması için hazırlıkların başlamasını emretti. Yedi yer olalı böyle bir düğün görmemişti. Şehirde büyük hazırlıklar başladı. Ramazan ayı bittikten sonra şehrin her tarafı düğün için hazırlanmaya devam etti. Kurban bayramı geldi ve geçti. İki bayram sonrasında üçüncü bir bayram yedi yer şehrinde kutlanmaya başladı. İşte bu bayram Gülrana ile Muhlis'in düğünleriydi. Bu düğün şehrin en büyük meydanında gerçekleşti. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemekler 40 gün 40 gece boyunca pişirildi. Sadece yedi yer halkı değil, bütün komşu ülkelerden, şehirlerden binlerce insan geldi. Yemekler yendi, eğlendiler ve birlikte bu iki gencin mutluluğuna ortak oldular. İşte bir Ramazan günü, bir mani yarışmasında birbirlerini görmekle başlamış olan bu gönül yolculuğu, bu güzel düğünle taşlanmış oldu. Osman Efendi, Saliha Hanım, Hacı Makbule ve Nezahat Muhlis'in evliliğine çok sevindiler. Bostandereliler de artık padişahın damadı kendi mahallelerinden olduğu için yedi yer sokaklarında daha bir gururlu dolaşıyorlardı. Gülrana ile Muhlis mutlu, huzurlu bir hayat sürdüler. Onlar erdi muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.